Selam, ben geldim. Kanalıma siz de hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar saçlarımı boyuyorum. Başlıktan da anladığınız üzere. Evet, şapkayla açtım çünkü ben bu sefer bir farklılık yapayım dedim ve bu videoda hani saç açmakla falan uğraşmak istemiyorum. Her videoda şey yapıyordum, hani önce saçlarımı açıyordum, sonra boya falan filan, çok uzun iş. Bu sefer dedim ki o saç açma işlemini keselim, buraya geçelim. Ben saçlarımı videoyu açmadan önce açtım ve yıkadım. Sadece diplerimi tabii ki de göstereyim hatta. Şu an çok iğrenç görünüyorlar, o yüzden şapka takmıştım. Böyle 3 santim kadar falan kendi saçım çıkmıştı, siyah. Yani şey, koyu kahve mi artık neyse, rengini tonunu bilemeyeceğim. Onu açtım. Uçları zaten platindi. Şimdi saçımı boyuyoruz. Ama artık renkli bir şeyler yapmak istiyorum saçıma. O yüzden son alışveriş videomu eğer izlediyseniz orada görmüşsünüzdür muhtemelen. Jeans kadar iki tane boyasını aldım. Leylak rengi ve marshmallow rengi. İkisinden birini boyayacağım ama şunu sanırım daha çok merak ediyorum. Bunu boyamayı planlıyorum. Bunu da daha sonra yine sizinle beraber başka bir zaman boyarız, deneriz. Saçlarımı bu arada hani nasıl açıyorsun, neyle açıyorsun vesaire diye soranlar olursa eğer önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Swarovski Blond mi kullanıyorum. Oksijen olarak da 30 volümlü kullanıyorum. Gözüme çok güneş geliyor ya. Neyse, oksijen olarak da 30 volümlü kullanıyorum. O şekilde açıyorum. İşte 30 dakika, 35 dakika. Diplerde genelde 30 dakika yeterli oluyor. Benim saçımda yani. 30 dakika sonra gidiyorum. Şampuanla yıkıyorum falan işte. Böyle bir şey oluyor. Bayağı beyaza kadar neredeyse açtım. Öncelikle arkadaşlar bunu ben Trendyol'dan aldım. Trendyol'dan 20-22 TL. Yani değişiyor aslında. Orada bir sürü satıcı var biliyorsunuz. Hangisi o an size daha uygun gelirse ondan alabilirsiniz. Bunların kalıcılığı boyanın koyuluğuna göre değişiyor. Mesela ben mavisini kullanmıştım. Çok uzun süre, yani 2 ay, belki 2,5 ay kadar falan o saçımdan akmamıştı. En son ben kendim akıtmaya çalışmıştım falan. Ama pembe tonları, daha açık tonlar biraz daha erken akar. Yani erken dediğim 1 ay, 1,5 ay kadar kalır saçınızda. Tabii ki bunu direkt bu şekilde de kullanabilirsiniz. İçerisinde saç kremiyle rengini biraz daha açıp rengi biraz daha pastelleştirebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Hiçbir zararı yok saça. Öyle ne bileyim işte saçım yanar mı, kurur mu, saça zarar verir mi vesaire diye hani ilk defa boyayacaksanız falan o şekilde benim videoma girmişseniz böyle kısa bir boya hakkında da bilgi vereyim istedim. Aslında genellikle videolarımı sanırım saç boyayanlar izlemiyor. Öylesine izliyorsunuz gibi geliyor bana ama yine de böyle küçük bir bilgi. Saçı kesinlikle yıpratmıyor. Zaten oksidanla kullanılan bir boya değil. Akrilik boya gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de saça hiçbir zararı yok. Sadece açma işlemi saça evet zarar veriyor. Mesela şu uçlarım. Hani yanma kopma falan yok benim saçlarımda. Saçlarım çok kalın telli olduğu için yok. Ama saçlarınız ince ise çok sağlıklı durumda değilse vesaire, o zaman yanma kopma işte sünme olabilir. Eğer kendiniz evde açmaktan korkuyorsanız ya da ilk defa yapacaksanız, nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, o zaman kuaförde saçlarınızı açtırıp boyayı da evde kendiniz yapabilirsiniz. Daha ucuza denk getirmiş olursunuz. Ben artık çok uzun zamandır saçımı açtığım için hani ne kadar bekletmem gerektiğini vesaire biliyorum. O şekilde kendim açıyorum. Tabii mükemmel açılmıyor evde yaptığınız zaman. İlla ki bir yerde işte açılmadık bir yer ya da bir renk eşitsizliği vesaire olabiliyor. Saçınızı komple açmayı düşünüyorsanız ve saçınız çok yoğunsa, çok gürse zaten açmanızı evde tavsiye etmem. Çünkü gerçekten çok fazla renk eşitsizliği olabilir. Şöyle söyleyeyim, benim saçım bakın gerçekten çok az. Kalın telli olduğu için böyle görünüyor ama ince telli olsa aslında gerçekten çok az saçım var. O yüzden bunu açması, bakın şöyle gösterdiğimde anlayacaksınız zaten. Bunu açması zor olmuyor. Yani böyle bir saçınız varsa evet açabilirsiniz belki ama çok yoğunsa, gürse, işte kıvırcıksa, kıvırcıkları yapmak biraz daha zor bence. Düz saç biraz daha kolay, işte açması, sürmesi, taraması vesaire. Yani o şekilde artık onu siz kendiniz ayarlayın. Tart edebiliyorsanız Blond Meshavoskop göstereyim. Ay. Şu oksidan 30 volüm. 9 tona kadar açıyor.
Şu da açıcı, toz açıcı. Poşetin içine koymuştum hava almasın diye ama ekrana fotoğrafını koyarım. Bu açıcıya bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzun süre dayanıyor gerçekten. O kadar uzun zamandır kullanıyorum ki bunu kaç kere saçımı açtım bununla. 3 kere falan açtım herhalde sadece dibimi. Ve daha 3 kere daha açabilirim onunla ya da 4 kere falan açabilirim. Neyse çok uzatmayalım. Boyamıza geçelim. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada bana hani kaykül kes alnın çok geniş diyenler falan oldu. Benim kaykülüm vardı aslında. Hatta bir tane kaykül kesme videosu da var kanalımda. Ben de biliyorum geniş olduğunu ama gerçekten kaykül pek kullanamıyorum. Ama bu videoda saçımı boyayıp yıkadıktan sonra bir kaykül de keseceğiz muhtemelen. Kararımı değiştirmezsem. Kaykül de keseceğiz. Önce boyayı yapalım. Sonra ben bir yıkayayım. Sonra duruma göre kaykül de kesebiliriz. Tamam mı? Şimdi saçıma göre ayarlayacağım ben ne kadar boya ekleyeceğimi. İçine de çok az şöyle bir saç kremi ekleyeceğim. Hani sadece bu kadar koyu bir mor olsun istemiyorum. Daha böyle pastel tonlarında bir şey olsun istiyorum. O yüzden ayarladıktan sonra size göstereceğim. Bakın boyanın sadece şu kadarını kullandım. Ne kadarını oluyor? 1/4'ünü falan kullanmışım. İçerisine tabii isteğime göre birazcık saç kremi ekledim ve böyle bir renk oldu. Çok poşete gideyim arkadaşlar. Çünkü gerçekten artık saç boyamaktan dolayı doğru düzgün tişörtüm kalmadı. Hepsini mahvettim. Çok poşeti o yüzden giyiyorum. Bakın. Çok tatlı bir renk oldu. Aslında biraz daha saç kremi ekleyebilirdim. Daha açık olabilirdi. Ama zaten ben saçımı sık yıkıyorum. O yüzden akacak yani. O yüzden böyle koyu olmasına da bir sıkıntı yok benim için. Şimdi neresinden boyamaya başladığımın hiçbir önemi yok. Şöyle. Gözlüğümü takayım. Evet, gözlüğümü taktım. Başlayabilirim. Ya odamın ışığı gerçekten çok iyi değil. Ama yine de şuradaki mor aynen benim aynada gördüğüm mor. Yani kamera tam olarak olanı çekiyor. Neyse ki. Birazcık karanlık görünüyor ama yine de doğru sonucu görüyorsunuz. Bu arada benim eldivenim yoktu. Şu lastik eldivenlerden var. Onlardan da kullanmak istemiyorum. Saçımı çok çektiği için. Elimle süreceğim. Yani siz eldiven kullanabilirsiniz. Ama elden... Yani bir iki gün sonra çıkıyor. Öyle söyleyeyim yani. Sonsuza kadar kalmıyor sonuçta. Yakıcı bir özelliği de olmadığı için cilde zarar vermiyor. O yüzden eldivensiz de boyanabilir. Gayet... Aslında düşünmüştüm. Bir tarafı işte bu leylak rengiyle yapıp diğer tarafı marshmallow rengiyle mi yapsam yani? İyice kafayı yedim. Neyse bununla tamamen sürelim. Komple tek renk olsun. Ama öyle bir şey de yapmayı düşünüyorum yani. Denemedim demeyeyim. Selam, ben geldim. Böyle kendimi gibi hissettim biraz. Neyse. Şimdi kaykül keseceğiz arkadaşlar. Renk böyle oldu. Hafif dalgalanmaları oldu şuralarda falan ama neyse yani çok sıkıntı etmiyorum böyle şeyleri. Şimdi kaykül keseceğiz. Aslında ben böyle geniş alın seviyorum sanırsam. Çok emin değilim ama. Yine de yapacağız bir şeyler. Şimdi yine tabii ki gözlüğümü takıyorum ve evet böyle V şeklinde ayırdım saçımı. Şimdi arkadaşlar şöyle saçı aldık ya.
Bu arada şurada görüyorsunuz renk dalgalanmaları bayağı olmuş. Ben birazcık saç kremini fazla koymuşum herhalde. O yüzden oldu onlar. Şimdi böyle dümdüz aldık saçı. Bir kere kıvırıyorum. Kıvırmamın sebebi ortadan biraz daha böyle oyuk olmasını istiyor olmam. Yani böyle dümdüz değil. Hafif böyle oyuk gelecek. Böyle kıvırdığınız zaman o şekilde oluyor. Ve şimdi kesiyoruz. Şimdi yeterince kestim. Şimdi de evet kestim. Şimdi de şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Evet. Şimdi yeterince kısalttım. Şimdi de böyle dümdüz olmasını istemediğim için, yani makas izi olmasını istemediğim için böyle dik bir şekilde hafif hafif aralardan bazı saçları keseceğim. Yani seyrelteceğim. Evet dostlar, kalkülüm birazcık şekillendirdim. Çok hafif düzleştirdim falan, bir şeyler yaptım. Böyle oldu ama gerçekten şu ne zaman kalkülümü kessem pişman oluyorum ya. Bir daha asla kesmeyeceğim gerçekten. Bunu bana hatırlatın lütfen. Hep böyle bir kalkül hevesim var ama olmuyor bana. Gerçekten gitmiyor. Yüzüm uzun olduğu için mi bilmiyorum artık. Bakın. Yani evet olmadı. Sıkıntı değil. Yani sıkıntı değil. Tamam. Bana kalkül de kes diyenler, sizi bulacağım. Sizi bulacağım. Şimdi böyle bir saç değişimi yapmış olduk arkadaşlar sizinle beraber evde. Evdeki imkanlarla vesaire. Çok para harcamadan hapşuracağım. Evet, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Evde böyle işte evdeki imkanlarla bir saç değişimi yaptım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıya mutlaka yorumlarınızı yazın. Gerçekten merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.